ona güzelce dedim ki, bak, eğer bu oyunda Pragya'nın tarafını seçersen, o zaman biz de senin kızını öldürürüz. İçimden bir ses dediğimi anladı diyor. Ve olaylar tam da Nikki'yle planladığımız gibi gelişti. Bu harika bir planmış. Eğer birlikte çalışırsak Pragya'ya karşı kazanacağımızdan eminim ben. Evet, haklısın. Bakın, kaçırma işini ben yaptım. Ama Nikhil, kızla senin ilgilenmen gerek. Çok dikkatli olmalısın. Ayrıca o doktor tüm ailesiyle birlikte şehirden ayrılmayı kabul etmeden önce kızını asla geri almamalı, tamam mı Nikhil? Evet, yoksa kızını alınca fikrini değiştirir. Bundan sonrakilerle ben ilgilenirim. Tanrı'ya şükür, seni tam zamanında aramışım. Seni arayan bendim tatlım. Ben Hindistan'a geldiği zaman önce aileyi aramıştım. Bu yüzden bize yardım ettin. Öyle mi? O yokken seninle kim ilgilendi? Çanpak'ı kim getirdi? Çanpak sorunlarımızı sadece daha da arttırdı. Asıl sorun sensin. Ve asla değişmezsin. Bebeğim her şeyi değiştirecek. O doğduğu zaman... Bebeğin babasının ben olduğumu unutuyorsun herhalde. Tanrım, kesin şunu. Evli çiftler gibi kavga ediyorsunuz. Ne dedi? Nikhil benim kocam olamaz ki. Sen de benim karım olamazsın. Senin değil, abinin karısı olacağım zaten. Bırak eş olmayı da önce anne olmayı sen öğren. Kadın gibi davran biraz. Neden odanın önündeydiniz, ha? Sana yardım etmek için. Eğer abi seni dinlemezse gelip yardım edecektik. Eğer abi sizi görseydi sorun daha da büyürdü. Büyüsün o zaman. Sen dostluğunu riske atabiliyorsan biz de aynı riski alabiliriz, öyle değil mi ama? Eğer abi bizi birlikte görseydi Pragya'ya ne diyecektik söyler misin? Ayrıca... Durun bir dakika. Pragya abla nerede? Ne abinin odasındaydı ne de bizim yanımızda. Nerede peki? Doğru. Ben de onu görmedim. Nereye gitti? Nikhil'in evinde ışıklar yanmıyor. Sanırım hala dönmemiş. Parayı nerede arayayım ben peki? Eğer eve girmenin bir yolunu bulabilirsem bir ipucu bulabilirim herhalde. Umarım kimse onun evine girdiğimi görmez. Nasıl gireceğim ben içeri? Neden çıkarken bana haber vermiyorsun? Sabahtan beri kaç kere kapını çaldım Nikhil. Üzgünüm tatlım. Acil bir işim çıkmıştı. Keşke bana bir telefon etseydin. Ha, hemen gelecek miydin yani? Hayır ama dönünceye kadar beni evin içinde bekleyebilirdin. Nasıl? Kapıyı mı kıracaktım? Hayır tatlım. Kapının yanındaki vazoda yedek ev anahtarı tutarım her zaman. Evde yoksam içeri girebilesin diye. Düğme nerede? Umarım parayı sakladığı yerle ilgili bir ipucu bulabilirim.
Bu akşam çok rahat uyuyacağım. Kimse rahatsız etmesin diye de telefonumu kapatacağım. Nikhil tek bir ipucu bile bırakmayacak kadar akıllı. Ne olursa olsun parayı bulmam gerek. Anahtarım nerede? Her zaman ben buraya koyardım. Nerede? Yoksa biri anahtarı bulup hırsız gibi içeri mi girdi? Bu telefon sesi evin içinden mi geliyor? Alo? Abla neredesin? Söyler misin lütfen? Burak ben... Abla! Burak ya neredesin kızım? Neden haber vermedin? Çok merak ettik seni. Kızım ahmakça bir şey yapmayacağına söz ver. Biliyorsun biz yanındayız senin. Anladın mı? Büyük anne merak etme. Bunu sadece senin sayende yapabiliyorum. Ha anahtarı buldum. Arkasına koymuşum demek ki. Telefonda herhalde komşulardan birinindir. Yürü Nikhil. Düşünmeyi bırak da uyu biraz. Yarın çok işim var. Biraz dinlenmeliyim. Ben konuşayım olur mu? Abla, neredeysen söyle hemen yanına geleyim ben. Burak ben... Telefonumu kapatayım. Burak kesin geri arar ve telefon çalarsa yakalanırım sonra. Ne oldu? Hadi tekrar arasana. Aradım ama telefonu kapalı. Herhalde dinlenmek istiyordur. O zaman rahat bırakalım, iyi gelir. Evet, haklısın. Olanlardan sonra biraz zamana ihtiyacı vardır herhalde. En iyisi bırakalım yalnız kalsın. Evet Tanu. Geldim ben. Söyle ne yapacağım? Pragya orada mı? Hayır onu görmedim. Annesine gitmiş ağlıyordur muhtemelen. Harika. O zaman tam fırsatı Tanu. Planımıza devam et. Abinin odasına gidip onu öyle bir kışkırt ki Pragya döndüğü zaman abi onu hemen evden kovsun. Ve bir daha geri dönmesin. Anlamışsındır herhalde. İstediğinizi yapın. Çünkü benim size yapacaklarımı bilmiyorsunuz. İşin bittiği zaman da bana telefon et. Tamam. Görüşürüz. Bugün ne oluyor bana? Önce anahtarımı bulamadım. Şimdi de garip sesler duyuyorum. Bir şey duyduğuma eminim ama. Kim arıyor yine? Bir rahat bırakmadılar. Alo, Bay Nikhil. Söyle. Buraya gelmeniz gerek. Bu kız iyi değil, durmadan ağlıyor. Kocaman adamsın. Küçük bir kızla başa çıkamıyor musun yani? Keşke senin yerine bir hizmetçi tutsaydım. O daha iyi ilgilenirdi. Sanırım kaçıranlarla konuşuyor.
Bir ipucu öğrenebilirim belki. Tamam, geliyorum. Hı? Ona bir şeyler yedirin bu arada. Peki efendim. Biraz evde dinlenirim sanmıştım. Her şeyi benim yapmam gerekiyor. Kimse bir şey beceremiyor. Hadi Nikhil. Kızla ilgilenmelisin. Biraz bakıcılık yap. Pragya'nın telefonu neden kapalı? Nerede bu? Eve de dönmedi. Abi. Abi biliyorum. Olanlar yüzünden çok üzgün olmalısın. İnan bana, ben de çok üzgünüm. Tıpkı senin gibi. Odamda otururken seni düşünüyordum. Gelip seni görmek istedim. Belki konuşabiliriz, belki düşüncelerimizi paylaşırsak daha iyi hissedebiliriz. Abi, Pragya'nın yaptığı şey doğru değildi. Yani sen ona çok güveniyordun. O ne istediyse yaptın sen ve her zaman destek oldun. O zaman nasıl bunları... O senin güveninden faydalanıp bana karşı kışkırtmaya çalıştı abi. Bebeğimin babası olmadığını söyledi. Bunu nasıl yapabilir? Tamam, benden nefret ettiğini kabul ediyorum. Çünkü onun annesini hırsızlıkla suçladım. Ama bunun için ondan özür dilemiştim. O yine de... Bırak bana yaptığı şeyi, sana neden ihanet etti? Neden senden intikam aldı? Bebeğinin başkasından olduğunu söyledi. Sahte rapor çıkarttı. Konuşmak istemiyorum Tanım. Ne seninle ne de bir başkasıyla lütfen... Şimdi beni yalnız bırak, başım ağrıyor lütfen. Çok üzgünüm. Başının ağrıdığını bilmiyordum. Sana masaj yapayım. Masaj falan istemiyorum. Beni rahat bırak. Bana yeterince iyilik yaptın Tanu. Masaj yapmana hiç gerek yok. Git lütfen. Pragya'yı düşünürken Tanu geldi. Nerede Pragya? Umarım hatalı olduğunu düşünüp gitmemiştir. Ya da Tanu'nun hatalı olduğunu düşünerek. Kimin hatası olursa olsun benim için en iyisi nedir bilmiyorum artık. Demek ki parayı burada saklıyor. Burayı arayıp haber versem iyi olacak. Telefon çekmiyor. Tekrar denemeliyim. Zaman kaybetmeden Nikhil'i takip etmem gerek. Al bakalım. Parti mi var burada? Eğleniyor musunuz bari? Hayır efendim. Kes! Bir daha iş başında bunu yapmaya kalkarsan seni gebertirim. Yo, çok sıkıldığımız için öyle yaptık ama hata yaptık. Lütfen affedin. Bir daha olmayacak. Kız nerede? İçeride. Buyurun. Hadi gelin. Nereye gitti? Bu tarafa gelmişti. Ne yaptınız ona? Şşş.
küçücük kız size ne yaptı da ellerini bağladınız? Merhaba güzel kız, ne oldu? Adın ne senin? Söyle bakalım. Polly. Polly mi? Aa tabii ya, sen bir meleksin değil mi? Ama melekler ağlamazlar. Sen neden ağlıyorsun? Efendimin yanına gitmek istiyorum. Ödevimi de bitirmem gerekiyor. Aa, o kadarcık mı? Ben seni annene götüreceğim. Evine gider ve sürpriz deriz ona. Öğretmeninle de konuşurum. Ödevin de olmaz, okulun da. Öyle mi? Okul yok mu? Gerçekten okul yok. Sevindin mi? Çok üzgünüm Pari. Seni bu duruma ben düşürdüm. Ama söz veriyorum, yakında seni annenin yanına götüreceğim canım. Üzgünüm, bu saatte davetsiz şekilde geldim ama sizinle konuşmam gerekiyor. Üzgünüm, konuşmak istemiyorum. Gidin lütfen. Bakın bu çok önemli. Ancak siz yardım edebilirsiniz. Size yardım edemem Bay Abi. Lütfen gidin. Konuşmak istemiyorum. Doktor Hanım, ben sadece 2 dakika. Lütfen 2 dakika dinleyin beni. Lütfen, lütfen açın kapıyı. Benden daha endişeli görünüyor. Kime sorsam? Radya nerede bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Lütfen ağlama, tamam mı? Söylediklerimi de unutma. Seni görmeye geldiğimi ve Pari'nin kaçırılmış olmasını sır olarak saklaman gerekiyor. Bunu sakın hiç kimseye söyleme, tamam mı? Eğer adamlar onu bulmaya çalıştığımı öğrenirlerse o zaman ona zarar verebilirler çünkü. Sakın söyleme kimseye. Hayır, hiç merak etme, ona zarar veremeyecekler. Ama öğrenirlerse onu başka bir yere götürürler ve bu da bizim işimizi zorlaştırır. Sen sakın, sakın merak etme. Sadece yarına kadar Pari'yi geri getiremezsem polise haber ver. Ve korkma. Lütfen bana güven, tamam mı? Sana güveniyorum. Umarım polise haber vermeme gerek kalmaz. Ve Pari'yi geri getirebilirsin. Pari'yi sana geri getireceğim, söz. Üzgünüm abi. Sana bir şey anlatamam. Annenle konuşmak istiyorsan dediğimi yapmalısın. Bu amca sana ne diyorsa onu yap, tamam mı? Ayrıca ben gidince Pari'nin ellerini çözün. Duydunuz mu? Onu ağlatmayın. Tamam mı? Görüşürüz tatlım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Kızla nasıl ilgileneceğinizi öğrendiniz mi? Yarın tekrar geleceğim. Hı? Bir sorun çıkarsa halledin. Küçücük sorunlar için beni aramayın. Kendiniz halledin. Beni anladınız mı? Eğer ağlarsa yemek verin ve onunla nazikçe konuşun. Eğer kız elinizden kaçarsa size unutamayacağınız bir ders veririm. Bunu biliyorsun değil mi? Yok. Merak etmeyin. Ben hepsini hallederim. Eğer bir daha içersen seni öyle bir döverim ki bir daha asla hiçbir şey içemezsin. Yo, hiç şikayetçi olmayacaksınız. Onunla ilgileneceğim. Tamam mı? Onu anlattım. Hı? Sakın ağlama. Şimdi gidiyorum. Pragya dostunun kendisine neden ihanet ettiğini merak ediyordur. O doktor bu yaşadıklarından sonra Pragya ile dost olduğuna pişman olmuştur. Bakalım daha neler yaşanacak. Size sormayı unuttum. Bir şey yer misiniz efendim? Getireyim mi? Konuşman bile bir saat sürüyorken yemeği nasıl yapacaksın? 2 dakikam almaz. Git kızla ilgilen. Bugün yemek falan yemeyeceğim, tamam mı? Hadi yürü, git. Peki.
Sadece parayı kurtarmayacağım. O Nikil'i de hapse attıracağım. Tanu'yu abinin önünde ifşa edip onu da evden kovacağım. Yeterince tahammül ettim ben bunlara. Son hareketimle bu oyunu sonsuza dek bitireceğim. Abi ne zaman bana destek olmaya başlayacak acaba? Bebeğin ondan olduğunu kanıtladım. Hala kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyorum. Bırak ya, ona nasıl bir büyü yapmış böyle? Evde yokken bile onu düşünüyor. Ama ben ona masaj teklif ediyorum. Ama yine de sanki hizmetçiymişim gibi bana bağırıyor. Başının ağrıdığını bilmiyordum. Sana masaj yapayım. Masaj filan istemiyorum. Beni yalnız bırak lütfen. En azından beni düşünen biri var. Beni dinliyor ve anlıyor. Neredesin? Odamdayım. Kendi odanda mı? Yani senin odanda. Söyle bana. O Abhishek Primera'yı Pragya'ya karşı kışkırtabildin mi? Seni dinledi mi dinlemedi mi söyle. Onunla konuşmak için odasına gittim ama... O aşırı üzgündü. Hala Pragya'yı haklı görüyor. Onunla konuşmaya çalıştığımda başım ağrıyor dedi. Ben de masaj yapmayı teklif ettiğimde beni azarlayıp kovdu. Başı ağrımıyordu. Seni kandırmış. Sen de kanmışsın. Bu bahaneyle evden çıkmak istemiş. Ve seni kovarak... Başarılı olmuş. Kimi görmeye gitti peki? Doktor Şila'yı. Doktor Şila'yı mı? Ne, ama neden ki? Tamam, anlatacağım. Pragya gerçeği mi söylüyor öğrenmek için? Ondan masum olduğunu kanıtlayacak bir delil isteyecek. Olamaz. Peki ya Doktor Şila ona kızını kaçırdığımızı söylerse o zaman ne yapacağız peki? Her şeyi benim mi anlatmam gerek? Sen cidden aklını kaçırmışsın. Neyse boş ver. Ben o doktoru tehdit ettim. Onu arayıp hiç kimseye kızının kaçırıldığını söylememesini söyledim. Ve eğer birine söylerse kızını öldüreceğimizi söyledim. Bu arada bayan Tanushrimeta... Artık uyanmışsındır sanırım. Abhishek Primera Pragya'yı kendi canından daha çok seviyor gördüğün gibi. Ama onu kurtaracak bir delil bulamazsa onu hayatından atar. Gidip onu ikna et. Gerekirse bebeğini kullan. Duygusal baskı yap. Ona vicdan yap. Çünkü eğer onu ikna etmeyi başaramazsan o yapmasa da ben seni mahvederim. Duydun mu beni? Beni dinlediğini ve anladığını sanmıştım. Ama o da beni tehdit etti. Bebeğim hariç hiç kimsem yok. Abi de Doktor Şile'ye gitmiş. Acaba Pragya nerede? Ya bana karşı delil bulmaya çalışıyorsa? Yine mi söylemem gerekecek? Birinin hep kızın yanında olması gerek. Yemekten sonra gidip bakarım. Kız uyuyordu zaten. İyi git. Yemeğini bitir. Sonra git bak. Tamam. Bana su getirsene.
su getirmek neden bu kadar uzun sürüyor? Çabuk ol. Geliyorum. Harry? İyi misin? Canın acıyor mu? Şşt, sakın konuşma. Konuşursan dışarıdaki adamlar seni duyabilir ve seni götürmeme de izin vermezler. Gitmek ister misin? Tamam, hadi gidelim o zaman. Annem nerede? Annen evde seni bekliyor canım. Beni buraya seni almam için yolladı. Ama hiç ses çıkarmadan gitmeliyiz. Arkadaşlarına hiç casusçuluk oynadın mı? Öyle yap ki bizi kimse yakalamasın. Hadi. Tiger, git bak şuna. Harry, neredesin kızım? Benimle saklambaç mı oynuyorsun? Dışarı çık hadi, beni uğraştırma. Kız burada değil abi. Harry içeride değil. Burada bir yerdedir. Abi her yere baktım, içeride değil. Yemeği bırakıp bulun şunu. Demin buradaydı, küçük bir kızı tutamadınız. Hemen arayın. Bulun onu. Ragem. Yanlış kişiyi çağırıyorum. Robin. Buyurun efendim. İlk çağırdığımda duymadın mı? Üzgünüm, ben uyuyakalmışım. Neden uyandın? Devam etseydin. Doktor Sheila kapıyı suratıma çarptı. Pragya evde değil, kimse yok. Hepiniz aynısınız. Tanrım, ne yapacağım? Abi çok sinirli görünüyor. Onunla konuşmam gerek. Alo, Pragya. Efendim. Neredesin kızım? Çok endişeleniyorum. Seni aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Neredesin? Büyük anne, hiç zamanım yok. Nick ile Tanu'yu yakalamamıza yardım edecek bir delil bulduğumu söylemek için aradım sadece. Öyle mi? Söylesene bana. O arkadaşın Şila'yla görüştün mü? Evet büyük anne. Peki ne dedi? Sana hepsini anlatacak vaktim yok şu an. Önce neler olduğunu öğrenmem gerek. Ben nerede olduklarını ve amaçlarını öğrenene kadar ne abiye ne de başkasına bir şey söyle, olur mu büyük anne? Lütfen söyleme. Çünkü eğer Tanu bunu öğrenirse kesin kaçmaya çalışırlar. Lütfen kimseye söyleme. Lütfen büyük anne. Ha, tamam. Ama beni dinle bak, sonra konuşuruz.
Zavallı abi çok endişeli. Prager'le konuştuğumu da ona söyleyemem. Keşke söyleyebilseydim, sakinleşirdi. Peki şimdi ne yapsam acaba? Ne onu bu halde görmeye dayanabiliyorum, ne de bir şey anlatabiliyorum. Belki ipucu verebilirim. Hayır. Prager uyardı. Eğer Tanu bir şey öğrenirse yine kaçmayı başarır. Pragya'nın dönmesini beklemeliyim. Ama bir şeyden eminim. Abi ile Pragya birlikte olmayı çok uzun zamandır bekliyorlar. Bu bekleyiş işe yarayacak. Belki bu akşam acılar tamamen sona erer. Aç kapıyı, yoksa buradan çıkıp seni döverim. Asıl dayağı siz yiyeceksiniz. Küçücük bir çocuğu kaçırdınız. Şimdi kızı götürüp polis çağıracağım. Kaçtılar sanırım abi. Kes sesini. Ne sanıyorsun sen? Dolaşmaya çıktığını falan mı? Tabii ki kaçtı. Kız kaçtı. Şimdi patrona ne diyeceğiz? Hemen arayalım. Sonra öğrenirse daha çok kızar. Şimdi söylersek ödül verecek değil ya. Bu kızın onun için çok önemli olduğunu söylemişti. Eğer onu bulamazsak hepimizi asar. Senin tavsiyelerine ihtiyacımız yok. Tamam mı? Zaten gerginim. Patrona ne söyleyeceğiz şimdi? Söylesem de söylemesem de dayağı yiyeceğim. Kapana kısıldım. Ne yapacağız? Şimdi söylersen daha az döver. Uzağa gitmiş olamazlar. Onları yakalayabilir. Bir şey düşüneceğim. Onu ararım. Ulaşamıyorum. Bu burada telefon çekmiyor. Pekala Pari, sen burada otur. Sakın emniyet kemerini de çıkarma, çünkü bu arabayı bir uçak hızıyla kullanmak istiyorum. Olur mu canım? Şşş. Uçak mı? Evet, uçak. Çünkü o kötü adamlar bizi takip edebilirler ve bizi yakalayabilirler, tamam mı? Filmlerde olduğu gibi mi? Evet canım. Filmlerde iyiler her zaman kötülerin elinden kaçıyorlar. Doğru, biz de öyle kaçalım mı? Ha? Tamam. O zaman sen uslu uslu otur bakalım. Aa! Kim o? Bırak onu hemen. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çekli bahçemizin elimden kurtulabileceğini mi sandın Pragya? Ne sandın söyle ha? Kızla birlikte buradan kaçıp Tano'yu tuzağa düşürebileceğini mi? Nikil'in varlığını nasıl unuttun? He, söyle bana. He? Sürekli planlarımızı mahvedip duruyorsun. Ben de bu yüzden bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdim. Sen ölünce Pragya, bütün sorunlarım bitecek. Hayır. Bırak onu, bırak. Dandini, nefesi tükeniyor. Pragya'nın hikayesi bugün bitiyor. Bir daha görüşmeyeceğiz. Hoşça kal. Hain kadın nerede? Ne o burada, ne Tombiş. Gel artık. Ben onu burada beklerken o... Yoksa... Misafir odasında uyuyor olabilir mi? Gidip bakayım. Burada da değil. Başkasının odasında mı acaba? Rajna, Pragya büyükannenin odasında mı? Hayır enişte. Ben de büyükanneye aynı şeyi sordum. Pragya hala dönmedi. Tamam, teşekkürler. Peki. Çok da geç oldu.
Artık dönmesi gerekirdi. Nereye gitti acaba? Sizi işe yaramaz adamlar. Kocaman adamlarsınız ama bir işe yaramıyorsunuz. Küçük bir kızı tutamadınız. Bütün işi kendim yapmak zorundayım. Bir de size para veriyorum, sizi akılsız adamlar. Eğer bu kız kaçsaydı, her birinizi teker teker bulup gebertirdim. Eve gitseydi hepinizin bacaklarını keserdim. Anlıyor musunuz? Evinize gitseydiniz bile aileniz hiçbirinizi hiç tanıyamazdı. Ama bir şey anlayamıyorum. Sadece yarım saat önce çıkmıştınız. Bu kadının gelip kızı kaçıracağını nereden bildiniz? Tam zamanında gelip onu durdurdunuz. Bir sürü ahmak tutmuşum meğerse. Size arka yolu tarif ettikten sonra buradan giderken uzakta duran bir arabanın olduğunu gördüm. Bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Arabaya yaklaştığımda Pragya'ya ait olduğunu anladım. Durdum, baktım, düşündüm ve bekledim. Haklıymışım. Siz tahmin ettiğimden çok daha ahmakmışsınız. Bırakın onu yakalamayı. Takip bile edemediniz. Sizi izlediğini bile anlayamamışsınız. İyi ki onları yakaladı. Yoksa ondan sonra bir de polis bizi döverdi. Polisi arayacaktı çünkü. Bizi burada uzun süre tutsak edemezsin. Pragya? Pragya, rüya görüyorsun. Uykunda konuşuyorsun Pragya. Aç, aç, aç gözlerini. Gerçeğe dön. Soluna bak. Sadece kendi canın için değil, onunki için de yalvarmalısın. Ama gerçekten de çok cesurmuşsun sen. Buraya tek başına Paris'i kurtarmaya gelmişsin. Bu gerçekten çok ahmakça bir hareket oldu. Baksana, Paris'i kaçırmak planımın sadece yarısıydı aslını istersen. Sen buraya gelerek planımı bozacağını mı sandın yoksa? Ama aslında işimi daha da kolaylaştırdın Pragya. Çocuğu kaçırarak başaramayacağım şeyi senin sayende başaracağım. Cehenneme hoş geldin. Cehenneme gitme sırası sende artık. Ancak senin gibi aşağılık bir insan masum bir kızı yem olarak kullanabilir çünkü. Sen ölmeyi hak ediyorsun. Bir kızı kaçırdığım için cehenneme gideceksem ne olmuş ki Pragya? Sonuçta başka bir bebeğin geleceğini güvenceye alıyorum. Yani her şeyi kendi çocuğum için yapıyorum ben. Planım başarılı olduğu zaman da abinin bütün mal varlığı benim çocuğumun üstüne geçecek. Ne kadar plan yaparsan yap, sonunda yakalanacaksın. Anneme çektirdiğin tüm eziyetlerin cezasını çekeceksin. Bu çocuğa yaşattığın eziyetin de cezasını çekeceksin. Burada yardıma muhtaç bir halde oturuyorsun. Bana ne olacağını boşuna düşünme artık Pragya. Sana benden bir tavsiye. Bu kızı kurtarmak istiyorsan önce kendini kurtar. Sen hiç uçağa bindin mi? Hostesler hep bir şeyler söylerler. Derler ki, oksijen maskesini önce kendi yüzünüze, sonra çocuğunuza takın. Değil mi? Şu oksijen maskesi. Ha? Ben de suratına maske takayım. Ha? Takayım değil mi? İzninle. Tut şunu. Sen dün yaş günümü mahvetmeye çalıştın. Bugün de planımı. Eğer bir daha kaçarsa hepinizi öldürürüm. Beni anladınız mı? Anladınız mı? Başka hata yapmaya kalkmayın.
konuşma yok, alkol yok. Tamam mı? İyi uykular Pragya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.